Merhaba, San Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişiyle ilgili Azize'nin sırrı açılımları yapacağız. Ee, tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım bu doğrultuda kartlar abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek? Ben bu doğrultuda hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Ama önce bir suyumdan ve kahvemden içeyim. O sırada siz isterseniz odaklanabilirsiniz. İstiyorsanız farklı kişiler için farklı desteler seçebilirsiniz. İstiyorsanız hepsini dinleyebilirsiniz. İstiyorsanız en yani çok hangisine çekiliyorsanız aklınızdaki kişiyle ilgili o doğrultuda da dinleyebilirsiniz. Evet, dediğim gibi hemen ben sesli olarak niyetimi alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle. Kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli. Uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm daire ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara... Tüm daire ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpeklere, tüm kuşları, tüm daire ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşam şekillerine, yaşayış şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, sevgili, saygılı, merhametli, vicdanlı, Davranmayı nasip etsin. Tüm insanların hayatlarını, yaşamlarını, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara sevgili, saygılı kalsın ve tüm insanların hayatlarını, davranışlarını, yaşam şekillerini, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların yaşamaklarına da saygılı, sevgili kalsın. Tüm insanların bu şekilde yaşamasını sağlasın Allah. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla Kolaylıkla, sağlıkla, sahatle. Kolaylıkla, sağlıklı, sahatle. Uzun ömürlü, mutlu, huzurlu. Güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda. Tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde Böyle doldu böyle doldu böyle doldu böyle doluyor böyle doluyor böyle doluyor. Amin amin amin. Evet güzel niyetlerimi güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Ezana denk de çok güzel oldu. Nasip eden Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizinle ilgili üzerinde ağırlık oluşturan durum. Sizinle ilgili hissettiği etki sizinle ilgili sizinle ilgili artan enerjisi bazen artanı buraya koyuyorum bazen buraya koyuyorum içimden nasıl gelirse azalan enerjisi sizinle ilgili ee, onunla ilgili görmediğiniz karanlıkta kalan durum bilmediğiniz karanlıkta kalan durum. gözüken enerji durum onunla ilgili ve onun sizinle ilgili olası gelecek enerjisi ve bu kişiyle ilgili size Azize'nin sırrı ve bu kişiyle ilgili size tavsiyeler mesajlar neler Hayır. ve ekstra bu kişinin sizinle ilgili abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Okey. Açıya bir bakalım. Evet. Şunlar size tavsiye. Şu bu kişinin güncel enerjisi. Evet. Gayet güzel e, gözüküyor. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım önce güncel enerji sizinle ilgili hmm. neymiş <laughs> açar açmaz benim tepkim yalnız hepsini bir açalım bunun ters gelmesi ben ters kart yorumlamıyorum normalde ama o bazen böyle çıkınca yorumlamama rağmen bir anlamı var gibi düşünüyorum şimdi yorumlayacağım Hmm, evet. Bunu en son açalım. Şimdi birinci desteği seçenler, e, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisine baktığım zaman sanki burada sizin yüzünüze bakacak yüz yani hani öyle bir laf vardır ya yüzü yok bakmaya gibi. Burada ben birazcık sizden utan, utanan, çekinen birisinin enerjisini görüyorum. Ya bu kişi belki sizin maddi zarara uğratmış olabilir iptal iptal diyelim. Ya da uğratmadıysa da şu anda kendisi batmak üzere ya da batmış falan olabilir. Ödemelerinin altından kalkamadığı bir süreç içerisinde olabilir. Bu kişi sizinle bir bitiş yaşamış. Ve şu anda ben şunu görüyorum bu kişide. Ayrı olmanızın daha sağlıklı olduğunu düşünen bir enerji içerisinde. Çünkü tekrar bir şeyleri başlatmanın şu anda yanlış zaman olduğunu düşünüyor. Bunun çok yüksek sebebi de ben burada bu kişinin işi gücü maddiyatı olarak görüyorum. Ben ters kart yorumlamam ama tılsım üşüsü burada gördüğünüz ters açıldı. Ve bakın tılsım, tılsım, tılsım beşlisi zaten maddiyatla ilgili. Bakın burada adamın başka deste adamın cebinden paralar düşüyor. Yani burada büyücü ters tarafta yeteneklerini şu anda yanlış kullandığını söylüyor. Aslında adam ters tarafta Yani sanki hayat onu Bazı çıkmaz süreçlere sokmuş Negatif kötü şeyleri iptal iptal diyelim yine de Ve bunlardan şu anda çıkamıyor gibi Yani sizin dışınızda ben daha çok Çok sıkıntılı bir süreç içerisinde Olduğunu görüyorum Açıkçası kartlarda Başarısızlık gibi süreçlerle Uğraşıyor olabilir Resmi yerler resmi daireler Şunu kapatayım Buralarla ilgili sıkıntılı süreçler yaşıyor olabilir. Şu anda sizinle ilgili güncel enerjisi size olabildiğince ertelemek ve hayatından uzak tutmak üzere. Çünkü burada kendisinin çok sıkıntılı bir süreci gözüktü. Sanki böyle hani bitmesi en sağlıklı olan sende zarar görme. Sende hani negatif bu, bu tarz şeylere bulaşma. En iyisi bu Dediği süreçler içerisinde gibi bu kişi araştırılıyor olabilir. Ne bileyim haciz vesaire durumları iş yerinde araştırılıyor olabilir. Kendisinin bir iş yeri varsa oraların oraları araştırılıyor olabilir resmi yerler tarafından. Ya bayağı ben birazcık sıkıntılı, birazcık değil bayağı sıkıntılı enerjiler içerisinde gördüm özellikle maddi konular üzerinden, iş konuları üzerinden bu kişiye. O yüzden de şu anda sizi hayatından uzak tutmak istediği Zaten bir şey başlatmak istese de doğru zaman olmadığını ve enerjisine de sağlıklı şekilde bir şeyleri başlatmak için kullanamayacağını düşünen bir enerji içerisinde gözüktü. Kendisi bu ilişkiyle ilgili başarısız olabileceğini düşünüyor bir başlangıç yaparsa çünkü hayatında şu anda bir sürü konuda batmış gibi, bir sürü konuda başarısız olduğu süreçlerden geçiyor gibi. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda ne bileyim böyle ödemelerini bilmem nelerini şu anda böyle o kadar sıkışmış ki sanki neyi nasıl yapacağını bulmaya çalıştı. O yüzden de sizi birazcık daha hayatın dışında tuttu. Hani sen böyle bir hayatı hak et, e, hak etmiyorsun hani daha iyisini hak ediyorsun ya da hani ıı, bu şekilde belki onu görmenizi istemiyor. Her anlamda burada daha sizi uzakta tutmak üzerine bir enerji içerisinde gözüktü. E sizinle ilgili üzerinde ağırlık oluşturan durumda da tılsım sekizlisi geldi. Yine iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, özellikle çalışma hayatıyla ilgili üzerinde ağırlık oluşturan bir durum olduğunu görüyorum. Ya ben daha çok burada iki olasılık hissediyorum siz sanki bu kişiden uzun süredir haber almıyorsunuz. Bu kişi de şu anda kendi işinde, gücünde sorunlarıyla boğuşuyor gibi hissediyorum. Özetlemek, toparlamak gerekirse bazılarınız için de bu kişiyle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı ortak süreçleriniz olabilir. Orada belki aynı iş yerinde olmak da ona ağır geliyor olabilir. Belki yüzünüze bakamıyor. Belki hani baktığı zaman ne söyleyeceğini bilmiyor. Belki bir özür bekliyorsunuz ama onu bile söylemek istemiyor. Çünkü bir başlangıç yapmak istemiyor aslında. Burada gördüğüm. Üzerinde öyle konuşan durum aslında bir şeyleri düzeltmesi gerektiği, emek vermesi gerektiği, çabalaması gerektiğini bilmesi burada gördüğüm. Yani hem hayatındaki sorunları düzeltmek için hem sizinle yaşadıklarını düzeltmesi için bu kişinin çok çabalaması gerek somut olarak. Belki yani çok belki çalışması gerek, kendini düzeltmesi gerek, somut adımlar atması gerek. Ee, ama şu anda burada şey var hani ne zaman kalmış sanki bu kişiye hayatında ne bileyim uyuyacak zamanı bile belki yok doğru düzgün. Ve bu kişi şey ya bayağı kötü durumda gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim negatif kötü şeyler iptal iptal ama hele şuradaki kartlarda da gö gözüken e, olası gelecekte de çok ayyuka çıkabilecek gibi gözükmedi. Yine negatif kötü şeyler iptal iptal diyelim. Yani böyle çalışarak, çabalayarak hani insan çok kötü durumda olur ve birisi yardım etsin be diye bekler ama hayat ona der ki hayır. E, sen kendin çabalayarak çıkacaksın. Birine yanlış yaptıysan gideceksin, düzelteceksin, ne bileyim işte çalışacaksın, çabalayacaksın işinle gücünle ilgili de. Hani bazen insana hani sert geldiği noktalar işte hayatın iptal iptal e, kolaylıkla sağlıkla hak edenlere, hayvan sever, doğa sever insanlara yaşatsın Allah diyelim. E, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların da kolaylıkla, sağlıkla, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde. Burada üzerinde ağırlık oluşturan durum bu şekilde gözüktü. Yani e, Nefes alacak vakti zor bulurken, e, sorunlarla boğuşurken bir şeyleri e, düzeltmek için kendisinin çabalaması gerekme durumu bu kişinin üzerinde ağırlık oluşturuyor. Bir de yüz yüze baktığınız ortamlar içerisindeyseniz özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda e, böyle bu e, onun üzerinde aynı zamanda ağırlık oluşturuyor olabilir şeklinde gözüktü. E, sizinle ilgili hissettiği etki tılsım üçlüsü. Ee, bu kart ters geldi. Ya ben başarısızlık olarak görüyorum açıkçası bunu. Belki bir şeyleri yapabilecekken, düzeltebilecekken, halledebilecekken bunu yapamaması. Ee, ya sanki bir şeyler de yapmak istemiş zamanında ama eline yüzüne bulaştırdı belki. Belki illegal parasal işlere bulaştı. Allah uzak tutsun ama ne bileyim kriptoydu bilmem neydi. O illegal mi onu da bilmiyorum açıkçası ama hiç alakam yok. Anlamam da. Genelde boğa ve akrep etkili kişilerde bu tarz. işte borsaydı, kriptoydu. Bir tık ikizler bazen görüyorum burç olarak da. Aslan bazen etkililerde. Ama aslandan ziyade en çok boğa ve akrep. Yani böyle bankaydı, kriptoydu. Bilmem neydi. En çok gördüğüm boğa ve akrep etkiler çok bu tarz işlerin içerisine direkt giriyor böyle. Zaten direkt... Maddi kaynakları gösterdiği için astrolojide de bu iki burç. Ee, burada da e, belki bu tarz işlere bulaştı, bir şeyleri düzeltmek istedi e, ama iyice belki eline yüzüne bulaştırdı. Ee, sizinle ilgili hissettiği etki bu ilişkide başarısız olması. Çünkü bu kart ilk başta ters gözüktü. Ve yine tılsım üçlüsüyle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı ortaklıklarınız, ortak tanıdıklarınız, yüz yüze geldiğiniz ortamlar varsa... Ee, sanki burada şey var hani işime gücüme odaklanayım da çok onunla yüz göz olmayayım, çok onunla göz göze gelmeyeyim ee, isteği var burada. Daha çok böyle hayatını düzeltmek, bir düzene koyma isteği. Özellikle işini gücünü de yoluna koyarak, maddiyatını da yoluna koyarak daha çok böyle hayatını bir düzene koyma isteği içerisinde olduğu gözüktü sizinle ilgili hissettiği etkide. Yani çok siz odaklı olduğunu söyleyemem ama bir tık Belki bu e, bir şeyleri yoluna koyduktan sonra artık size ne hani size yaklaşır mı yaklaşmaz mı orasını bilemem ama e, işimi gücümü yoluna koymaya çalışıyorum. Hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Kimseyle yüz göz olmadan sadece kendi hayatıma odaklanmaya çalışıyorum. Zaten kimseyle yüz göz olacak vakitte söz konusu değil de diye gerçekten sıkışık süreçlerde gözüktü. Sizinle his, ilgili hissettiği etkide dediğim gibi bu doğrultuda gözüktü. Ee, azalan enerji zaten değnek sekizisi yani e, size olan tutkusu, iletişim isteği, e, haberleşme isteği bunlarda bir azalma enerjisi gözüküyor. Çünkü şey var burada e, hani bazen insan bir sürü soruna yaşıyorken kimseyi görmek istemez ya ben bu kişide öyle bir enerji hissediyorum açıkçası. O yüzden sizinle ilgili azalan enerjisi de değnek sekizisi. Yani iletişim kurma, sürekli iletişimde olma, belki yolculuklar, belki size olan tutkusu. Bunlar da azalma enerjisi ya da daha dürtüsel davranma durumları. Belki size ayırdığı zaman, zaten güncelde bunu ayıramayacak bir enerjide gözüküyor. ...bunlarda azalma enerjisi gözüktü. Sizinle ilgili artan enerjisine baktığımızda da tılsım dokuzusu Ya burada size diyor ki senin hayatın mükemmel. Sen zaten işte belki okumuşsun, çalışmışsın, kendini geliştirmişsin. Hayata yani her okuyan da kendini geliştirmiş olmuyor bu arada. Ben böyle örnekler üzerinden çoğaltarak anlatıyorum ki... ...izleyen çok fazla kişi olduğu için herkes kendisi böyle hani algılayabilsin daha net diye kendini geliştirmişsin, hayatı kaliteli şekilde yaşıyorsun. Kılık kıyafetin, kendine bakan birisin, hayatın kaliteli, bolluk bereket içerisindesin, başarılısın. Burada yani sizi beğenen, sizi takdir eden ve sizin her şeyin en iyisini hak ettiğinizi hisseden bir enerji içerisinde Sizinle ilgili artan enerji aslında onun gözündeki değeriniz. Şu anda böyle çok değerli ve düzgün yaklaşılması gereken, düzgün davranılması gereken bir enerji içerisindesiniz. O da bir sürü şeyle uğraşırken sanki. O yüzden e, siz tılsın dokuzusu halinizle yani o kaliteli hayatı böyle huzurla yaşayan halinizle onun bu kaotik, sıkıntılı süreçlerini sanki çok görün istemiyor gibi. E, gözüküyor kartlarda ve ortak iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı süreçleriniz varsa da buradaki iletişiminizi, etkileşiminizi de azaltmak istediğim enerjilerde. Çünkü diyor ki hani e, hiç böyle sana bir şeyleri yansıtmaya ya da bulaştırmaya gerek yok. Seni de üzmeye gerek yok. Çünkü sen zaten hayatında çok mutlusun, dört dörtlüksün. Hani e, çok güzelsin. Maddi manevi bolluk bereket içerisinde içerisindesin. Hayvansever, sever, kaliteli davranışında nerede nasıl davranması gerektiğini bilen birisin. Benim şu andaki halimle beni ne kadar az görürsen, ne kadar az biz etkileşimde bulunursak senin içinde o kadar iyi dediği bir enerjide bu artan enerjisi olarak gözüktü sizinle ilgili. Zaten bu kupa edilisi de bana çok kumar mumar bu tarz enerjileri hissettirdi. Akrep enerjisidir yine bu arada. E, kupa edilisi kartı da astrolojik e, burç o, göstergesi olarak. Onunla ilgili görmediğiniz, bilmediğiniz durum kupa edilisi. Şu kupa edilisi yani şu anda kafasının çok karışık olduğunu, birazcık böyle hayal alemindeki kaynaklar üzerinden sanki bakın burada mücevherler var, görüyor musunuz? Birazcık böyle ayakları yere basmadan hayal alemindeki böyle hani gerçek olmayan parasal kaynaklar üzerinden Böyle hani umut beslediğini hissediyorum. Bir de bağımlılıkları olabilir. Alkol gibi başka Allah uzak tutsun ama akrebin gölgesi işte. Yani hem kumar gibi iptal iptal hem alkol gibi iptal iptal. Bu kişinin bağımlılıklarının böyle hani birazcık e, gerçekçi olmayan şeylere meylederek hayatta kalmaya çalışma durumunun ...olmasını görmediğiniz karanlıkta kalan durum olarak gösteriyor kartlar. Yine negatif kötü şeyleri iptal iptal diyelim. Ya biraz böyle şey hani nasıl diyeyim... ...vav işte şu kişi şuraya 5 yatırmış 50 bin almış örnek veriyorum yani öyle bir şey var mı bilmiyorum da... ...vav ben de yatırırsam mükemmel olur ya hani bir düşüneyim hani e, falan böyle hani şey... ...özellikle parasal konularla ilgili böyle uçup gidiyor sanki... Birazcık böyle başkalarının kaynaklarına da çok kafayı takan birisi olabilir. Birazdan böyle zengin olma peşinde birisini hissettim açıkçası. Ama işte enerjidir. Peşinde olmayacaksın. Sen anın enerjisine zenginlik enerjisi içerisinde olacaksın anda. Ben zaten zenginim. Kolaylıkla, sağlıkla, helal şekilde gibi. Ve bu kişi ne kadar bu bilinçte bilemiyoruz. E, bu şekilde gözüktü ama alkol vesaire hani bağımlılık etkisi gözüktü bu kişide görmediğiniz, bilmediğiniz etki olarak. E, bu kişiyle ilgili gözüken bilinen durumda aranızdaki uzaklık, mesafe, e, değnek üşüsüyle şu anda belki e, uzaktan birbirinizi stalkluyor olabilirsiniz. Gördüğünüz şey şu an birbirimize uzağız. E, acaba bu ilişkide bir gelecek var mı? Ee, birazcık daha ben pozitif baktığınızı görüyorum. Belki aranızdaki iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden özellikle tekrar bir bağlantı olabileceğine dair daha pozitif yaklaşıyor olabilirsiniz. Yani biz zaten özellikle ortak bir iş süreciniz varsa ya da parasal süreçleriniz varsa biz zaten bir şekilde ne kadar şu anda aramızda mesafe gözükse de iletişimsel ya da fiziksel biz zaten bir şekilde bir araya geliriz ya gibi bir tık aslında pozitif baktığınızı görüyorum sürece. Ee, ama şu anda daha mesafeli, daha böyle iki tarafında geride durduğu sessizlik enerjisi gözüktü. Gözüken durumda aranızdaki. Şimdi bu kişinin olası gelecek enerjisi yine zaten tılsım beşisi. Yani dile de getirmek istemiyorum ama hem maddi hem manevi hem sağlık problem enerjisiyle gözüktü. Yani böyle size zaman ayıramaması... işte nerede buluşacak? Buluşsa onun maddi karşılığını karşılayamayacak falan. Hani bayağı böyle yoksunluk ve kompleks enerjisi içerisine girebileceği olası gelecekte sizinle ilgili enerjilerde gözüktü. Ya acaba bu kişi şimdi egoda çalıştırmayın. Bu da sinsi bir egodur. Mesela ben hiçbir zaman aklınızdaki kişi pişman mı bilmem ne başlığıyla e, açılım çekmedim. belki ilk zaman ilk zamanlarda da çekmedim ya. Çünkü en başından beri tarot yani e, yaklaşımım böyle daha manevi egodan olabildiğince uzak durarak soruları da o doğrultuda seçerek de Birisi size kötülük yaptıysa pişman olsa ne olmasana ne. önemli olan onu senin için düzeltiyor mu düzeltmiyor mu yani kendi içinde piş bilmemnesi ya burada ben biraz şey hissettim benim hissettiğim hem size hem belki ailesine biraz başka kişilerin maddi kaynaklarını da sömürmüş birisi olabilir günah boynuna ama bu benim hissettiklerim bütün olarak baktığımda ya böyle yaptıklarının karmik sürecini yaşıyor gibi ama biraz böyle inancında olası gelecekte zayıflama Allah uzak tutsun ama hani neden bu şeyler bu kişinin başına geliyor gibi. Kendi hatalarını sanki görmeyen zaten bazı hataları düzeltmek için çabalaması gerektiği onun üzerinde ağırlık oluşturan durumda. Olası gelecekte de sanki böyle iyice yani şu anki durumundan belki daha da kötü gözüktü enerjisi. Yani bu kişiden bir adım göremeyebilirsiniz. Bu kişinin kendine ee, doğru düzgün belki şeyi olmayabilir yani burada gördüğüm belki maddi olarak evini arabasını e, belki maddi kaynaklarını kaybedebilir iptal iptal diyelim ama bayağı kötü enerjilere olası gelecekte yani şu an zaten çok sıkıntılı gözüktü olası gelecekte daha da sıkıntılı yani kalacak yer bulamayabilir ondan sonra ya böyle belki ortak Öyle parasal, maddi kaynaklarınız, bilmem neleriniz varsa e, bunları kaybedebilir. Bazılarınız için de sanki bu kişi belki eşiniz ya da eski eşiniz olabilirmiş gibi de hissettim. Her anlamda e, ben birazcık da şey hissettim, onu söylüyordum. Hani manevi ego içerisine girmeyin ama hem size hem belki ailesine. Ya çünkü şey hissettim ben burada bu kişide, hep belki bir zamana kadar arkası kollanmıştı. Hep böyle özellikle maddi açılardan. Belki zaman zaman ondan borç aldı, bundan borç aldı ama belki ödemedi. Birazcık hem ailesine hem ona destek olan kişilere hem onu seven kişilere uygun davranmadığı için şu anda çok karmik bir süreçten geçtiği gözüktü. Ve olası gelecekte daha da kötü gözüktü. Yani dile getirmeyeceğim, dallandırıp budaklandırmayacağım buradaki kelime hani böyle kelimesel olarak negatif kötü şeyleri iptal, iptal diyelim yine. Azize'nin bu kişiyle ilgili size sırrı ne? Aşıklar kartı. Burada Azize, Azize sır veriyor demek. Büyük Karkana kartı çünkü. Azize'nin bu kişiyle ilgili size sırrı. Ya bu kişiyle sizin aranızda aşıklar da bir noktada aslında karmik bir karttır. Ama böyle şeytan kartı gibi değil ya bu kişi kendini toparladığında şimdi burada bu kadar negatif enerji çıkmasına rağmen... burada Aslında Azize'nin sırrı bu kişinin sizin için sağlıklı bir partner olabileceğine yönelik bir sır burada hava ve Adem var ama ve aslında bu kart Hani çok pozitif bir kart olarak da adlandırılabilir ama hava ve adem de hani Düşündüğünüzde elma işte ilk günah işlendikten sonra cennetten kovuluyorlar. Ben birazcık burada Azize'nin sırrını şu olarak görüyorum. Evet siz birbirinize göre partnerlersiniz ama e, belki bir sizin e, bir ilişki yaşama potansiyelinizin olduğunu söylüyor. Ama e, burada bu kişinin şu anda belki bazı günahlarından arındığı çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğine bu süreçlerden geçtikten sonra sizin tekrar yan yana gelebileceğinizi söylüyor. Burada bu kartla bunu çok yoğun olarak hissettim. Ee, aranızda ruhsal bir bağlantının olduğunu çok böyle konuşmayı sevmiyorum ama eğer belki diyorsanız ki hani böyle hani şey birisi nereden çıktı karşınıza gibi ee, düşünüyorsanız da burada diyor ki aranızda ruhsal bir bağlantı var. Ee, belki o seninle karşılaştı. Ve sağlıklı bir ilişki yaşamak için böylece bazı günahlarından ve karmalarından arınabileceği bir süreç içerisine girdi. Bu arada tüm karmalardan arınma diye bir şey söz konusu değil. Tüm karmalardan arındıktan sonra aydınlanıp zaten bu dünyadan şey oluyorsun yani onları aydınlanmış üstad deniyor. E, tüm karmik süreçlerden aydınlanma sürecine. Bazen şey soranlar vardı bir ara arada tek tek. Benim karmam kaldı mı falan diye. <laughs> Ay Allah'ım tövbe ya. Resulallah. Biraz Allah aşkına şöyle bir bakış açısı da bir geliştirin ya. Yani karma ne demek ki bilmiyorsun bu soruyu soruyorsun. Otur önce bir araştır sorduğun şeyi. Burada kart e, Azize'nin size sırrı bu. Sizin daha yaşayacak sürecinizin olduğu gözüküyor tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Siz bir partnerlik, bir anlaşma, sözleşme, resmi bir evlilik, ilişki gibi süreçler içerisine girebilirsiniz. Ama burada işte şu var, aranızdaki çekim çok güçlü, e, sağlıklı bir ilişki de yaşayabilecek kişiler olarak gözüküyorsunuz. E, ama bu kişinin önce e, bu sağlıklı ilişkiyi yaşayabilecek aşamaya geçmesi gerektiğini söylüyor kartlar. Ben bir de şunu hissettim, e, zaten ruhun bunu seçti. Belki de siz e, aranızda ruhsal bir bağlantı var bu dünyaya gelmeden önce. E, belki şöyle bir şey oldu. Özellikle belki kadın taraf, erkek tarafın karmik belki borçları vardı ruhsal olarak bu dünyaya gelmeden önce. Bir anlaşma yaptılar ve belki kadın taraf dedi ki bana olan sevginle bu karmik süreçleri aşma süreci içerisine girebilirsin. Bana ulaşmak için, bu ilişkiye ulaşmak için. Anca o şekilde tekrar bir araya gelebiliriz. Böyle bir hani ödül konmasaydı belki burada eril tarafa. O çabalama enerjisi içerisine girmeyecekti belki. Burada gördüğüm. Birazcık bu tarz enerjilerde hissettim. Çünkü çok karmik süreç e, enerjisinde. Çok böyle blokajlarını, negatif kod ve kalıplarını kırması gereken, değişmesi, dönüşmesi gereken bir süreçten geçtiği gözüktü aklınızdaki kişinin. Sır da burada. E, sizin birlikte bir ilişki yaşayabileceğiniz, aranızda e, o ruhsal bağlantının olduğu ama e, bu kişinin önce... Bu sağlıklı ilişki yaşama aşamasına gelebilmesi için o karmik süreçlerden geçmesi, arınması gerektiğine dair gözüktü. Siz bu kişi için bir ödül gibisiniz aslında. Bu karta baktıkça bunu da hissediyorum ve buradaki tılsım 9'uzsuyla da Yani onun sanki tekrar o cennet boyutuna ulaşma ödülü gibisiniz. Ama burada e, siz de e, şimdi yine size tavsiyelerle ilerleyeceğiz ama e, olabildiğince bence egodan e, uzak durmaya çalışın. Yani çünkü aşıklar sağlıklı sevgi enerjisidir. Sonuçta o bir şeytan kartı değil. Bazı kişiler aşıklar kartını çok negatif yorumluyor. Ben böyle tarotta çok pozitif gözüken kartları negatif yorumlanmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Ee, genelde böyle pozitif kartları e, negatif yorumlayıp şeytan gibi kartları güzelleyen tipler bunlar. Hangi boyuttan aktarım yaptıkları belli o yüzden. Görebilene tabii ki. Sonuçta aşıklar kartı geldi. Yani aranızda sağlıklı bir ilişki sürdürülebilecek potansiyel söz konusu. Sadece e, burada e, o sevgi enerjisiyle onun o, o karanlığından çıkması gerekiyor. O da onun kendi süreci. Evet, şimdi size tavsiyelerle devam edelim. Ama olası gelecek enerjisinde bir şey gözükmedi. Yine negatif kötü şeyler iptal iptal diyelim. Enerjiler değişip dönüşebilir. Size bu bakın ne kadar kadersel kartlar. Oo, hepsi büyük arkana ve hepsi büyük kadersel ve karmik kartlar. Sizin bu kişiyle gerçekten e, yani böyle ödenmesi gereken karmik borç gibi çok ağır derslerden geçme durumunuz olduğunu görüyorum. E, kartlardan maşallah maşallah negatif kötü şeyler iptal iptal diyelim maşallah kedime söyledim <laughs> <laughs> maşallah yavrum abi maşallah maşallah senin aşk maşallah maşallah <laughs> <laughs> e, kartlar burada size şunu söylüyor. Ee, geçmişten alman gereken dersler var. Kendini feda etmemek, kendini kurban psikolojisine sokmamakla ilgili. Ben ona şunu yaptım, şu kadar senemi verdim ona, ben şu kadar çocuk yaptım bilmem ne yapmasaydın. Yani e, bunların arkasına sığınarak e, burada kendini kurban psikolojisi içerisine sokup bu kişiye bağımlı kalmak için aslında bu kurban psikolojisi içerisine sokuyorsun. Çünkü şu kafada olsan zaten e, yapma o zaman yoluna bakacaksın ama yoluna bakmamak için senin de içten içe bu kişiye duyduğun bir bağımlılık var. Yoluna bakmamak için bu kurban psikolojisine sığınıyorsun. İşte burada sinsi manevi ego var. Birkaç açılımda bu manevi ego bu sinsi ego ile ilgili akış görüyorum. Bazı kişilerin çalıştırdığı. Yok işte ya böyle yapma o zaman ya da katlanma o zaman. Anladın mı? Orada sen kendi kendine o kişiye hala bağımlı kalmak için kendini o kişi tarafından kurban edilmiş, iptal iptal psikolojisine sokuyorsun ve diğerleri sana ay ya neler yaptı yaşadıklarına bak bilmem ne desin de hani içten içe böyle seni haklı görsün aslında. O şekilde insanların şeyini kazan. İşte bu manevi ego dediğimiz olay bu. E, sinsi, çok sinsi bir egodur bu. İyi gözüküp ama alttan alta burada ego var. Gerçek bir iyilik yok burada. Senin burada bu davranışınla ilgili bir ders alman gerekiyor. Başkalarına, bu kişi ne kadar zor süreçlerden geçiyor da geçerse de geçsin. Burada sen doğru olan davranış şekli neyse onu sergilemelisin. Onu kendi haline, ben şunu hissediyorum burada. Sürekli ona yapışık olup kendinizi o kişinin kurbanı konumuna sokmayı bırakıp mesafe koyup bazı süreçlerden kendin geçmen gerekiyor diyebilmeniz gerektiği gözüküyor. Geldim anneciğim. Ee, ve bu da sizin karmik dersiniz olarak gözüktü. Yani dediğim gibi sizin aranızda sanki böyle bu dünyaya gelmeden önce sen şunu şu tekamül yolculuğunda beni ilerleteceksin. Sen de şu süreçlerden böyle birbirinizle bir anlaşmanız var gibi. Aslında aranızda sağlıklı sevgi bağı var. Ve böyle bazı karmik süreçleri aşarsanız güzel, sağlıklı bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Benim burada gördüğüm. Ama ikinizin de alması gereken ayrı ayrı dersler var. Ee, onun alması gereken dersten ziyade burada size tavsiyelerle ilerlediğimiz için size tavsiye de belki geçmişte de çokça kes kendinizi Belki bu kişi için, belki başka ilişkiler için kurban konumuna soktunuz. Ağladınız, zırladınız ama siz neler yapmıştınız, siz ona neler... Ne güzellikler yapmıştınız, işte zamanınızı vermiştiniz, her kötü zamanında yanında olmuştunuz, ayağa kaldırmıştınız ama o sizin zor zamanınızda yanınızda olmadı falan. kartlardaki ki, e, o zaman yoluna bak kardeşim yani hala burada durma, hala ona el uzatıp durma o zaman. Alman gereken ders bu. Yani kader çarkı sağlıklı ve şanslı bir sürece geçiştir. Ama burada Azizle alman gereken derslerle diyor. Ama alman almanız gereken dersler yerine hala bağımlılık ve asıl adam kurban psikolojisiyle sanki, yani bu kişiden gitmemek için, uzaklaşmamak için oradaki o e, kendinizi iyi gösterdiğiniz e, şeylere tutunuyor gibisiniz. Kartlar diyor ki sen buradaki dersi alana kadar e, bu yol kapalı ne zaman ki alırsın ki geçmişten yani belki senelerdir almanız gereken ilişkilerle ilgili büyük bir ders bu. Çok böyle konuşmayı sevmiyorum ama o zaman işte şanslı bir süreç içerisine geçebilirsin. Çünkü kendi hakkına girdirmen de günah. Başkasının hakkına da girmeyeceksin, kendi hakkına da girdirmeyeceksin. Burada işte kendi içinizde şeytan ve asıl adam o manevi egoyla Satürn balık işte retroda tam Karmik süreç demiştim. Yani kendi içinizdeki o manevi ego ile yüzleşmeniz gerekiyor. Ve e, ben ta bu satürn balık e, transiti başlamadan önce söylemiştim. E, bu evrende ikilik olarak görüyoruz ama iyi ve kötü olarak. E, iyilik ve kötülük yok aslında yapılması gerekeni yapmak var diye bir açıklama yapmıştım bir videomda da hatta. Öyle bazen. İşte ona da hızır boyutu diyorlar. Ee, i̇yi ve kötü senin herkesin kendi bakış açısına göre değişebilen kavramlar. Burada da e, bazen hızır boyutundan bakıp karşıdaki kişiye belki e, kötü gibi gözükse de yalnız mı bırakman gerekiyor? Kendi hakkını yedirmemen için bir böyle ona mesafe koyman gerekiyor. O belki de böyle dert salacak. Onun için bir iyilik ama belki ilk başta kötülük gibi gözüküyor. Burada o yüzden e, böyle iyilik gibi gözüken manevi egolardan, kötülük gibi gözüken de aslında onu iyiliğe çıkarabilecek ve sizin de kendi hakkınızı yedirtmenize artık bıraktıracak size davranışlara geçmeniz gerekiyor. Ders alıyor kartları artık. Yani sen ders alana kadar bu süreç karmik bir süreç. Ne zaman ders alırsın? Burada kadersel olarak zamanlama süreç kısmetin, kaderin ondan sonra bir açılma yoluna girebilir. Ve burada bol bol maneviyata, hayvanlara, doğaya destek olmaya, yardım etmeye, kendinizi ilimle, maneviyatla geliştirmeye de odaklanmanız gerektiğini görüyorum ki bu aktardığım bilinç aşamalarına gelebilin. Belki daha da üstlerden bakabilin. Çünkü bu aktardıklarımı da ee, çok şükür benim izleyicilerimin çoğu anlıyor ama e, yani anlayabilmek için de bir altyapı, bir kalp, bir şey, maneviyat da gerekiyor yani. Ama ezbere e, olan, aktarılan bilgiler üzerinden değil. Size de, kartlarımın bu kişiyle ilgili tavsiyeleri, mesajları da bu şekilde gözüktü. Bir de ilahi bir zamanlama var ve bu ilahi zamanlama ya yani ben bu kişiyle yolunuzun açılabilmesinin sizin e, sağlıklı sınırlar koyabilmenize ve doğru davranışlar, etik ve ahlaklı davranışlar sergileyebilmenize bağlı olduğunu görüyorum. Kendi içinizdeki manevi egodan, e, kurban psikolojisinden uzaklaştığınızda bu kişiyle yolunuz açı açılabilir. kimsenin kurtarıcı değil, kurtarıcısı değilsiniz. Kendinizin kurtarıcısısınız. Ee, biraz bu kafada ilerlemeniz gerektiğini görüyorum. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteği dinleyebilir. Evet, şimdi ikinci dersle devam ediyoruz. İkinci dersi seçenler, ikinci Azize kartını seçenler, abonelerimdeki e, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili üzerinde ağırlık oluşturan durum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili hissettiği etki. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili artan enerjisi. Azalan enerjisi. Onunla ilgili görmediğiniz, bilmediğiniz karanlıkta kalan durum. Onunla ilgili gördüğünüz durum. Ve onun sizinle ilgili olası gelecek enerjisi ve bu kişiyle ilgili Azize'nin sırrı. Ve bu kişiyle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili kartların size tavsiyesi, mesajları ne? Ve yine güncel enerjisi için bu desteden de seçelim. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Evet, okey. Açıya bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Evet ikinci desteği seçenler. Abonelerimdeki <laughs> niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ay, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Burada da çok kadersel kartlar çıktı biliyor musunuz? Ya olası gelecek çok güzel. Tamam. Şimdi ben burada... Bur, burada ben daha pozitif enerjiler hissediyorum birinci desteğe nazaran. Ee, bu kişi size güncel enerjisine baktığımda çok değer veren birisi. Hatta size bir şey almak, bir şey vermek, belki bir hediye belki bir anlaşma sözleşmeyen yani bir şekilde değer verdiğini size somut olarak davranışlarıyla belki bir iş teklifi belki bir hediye bir şey alması bir şey vermesi ya böyle somut olarak da böyle e, size gösterme isteği içerisinde siz onun için çok değerli e, çok böyle hayatında el üzerinde tuttuğu ve e, farklı yani herkese davrandığı gibi davranmaması gerektiğini düşündüğü birisiniz. E, burada üzerinde öyle oluşturan durum sizinle ilgili kılıç sekizlisiyle ee, kendi kendini sabote etmesi, yani ben burada e, birazcık bazen kurban psikolojisi içerisine girmesi, e, belki bu kişinin mükemmelliyet takıntısı olabilir. Yani en güzelini, en doğrusunu yapana kadar e, hiç harekete geçmemek gibi örneğin. Bazı takıntıları olabilir bu kişinin hayata karşı. E, üzerinde ağırlık oluşturan durum kendi kendini sabote ettiği durumlar olarak gözüküyor. Birazcık da dış koşulları bahane etmesi. Yani ben ona en güzelini sunacağım ama işte şu durum geçtikten sonra, bu durum geçtikten sonra, işte şu durum geçtikten sonra maddiyat, aile, bilmem ne hani neyi bahane ediyorsa burada hani her bir kılıcı düşüncesel kendisini oluşturduğu engel olarak görebilirsiniz. Aslında elini, bakın bu ipler çok böyle hani elini kaldırırsa klasik tarotta da öyle açılabilecek şekildedir ama kendi kendini böyle hani orada tutabilecek zihinsel düşüncelere sahip olduğu için şey var burada alışılmış çaresizlik. Yani hayata karşı sanki böyle bir enerji içerisinde aslında size her şeyin en güzelini sunmak istiyor bu kişi. Güzel yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ama korkuları ve kaygıları, takıntıları, böyle mükemmel mükemmeli istemesi hiçbir şey mükemmel değil hayatta. Onu istedikçe de böyle bahaneleri belki daha da artıyor. Ee, bu şekilde gözüktü üzerinde öyle oluşturan durum sizinle ilgili. ...kendi kendi dış koşulları bahane etmesi diyebiliriz üzerinde ağırlık oluşturan durumları. Güncel enerjisine burada da baktığımda ya bir şekilde e, ben şunu görüyorum. Sanki bir barışma isteği var e, bu kişinin. Sizinle böyle bir iletişim kurma isteği var. E, sizi düşünmeden duramıyor olabilir. E, böyle belki rüyalarında görüyor olabilir sizi. Ama burada e, ya bir noktada sanki e, şunu da e, hissediyor bu kişi... Güncel enerjisinde e, sanki siz birbirinize göre değilsiniz gibi iptal iptal diyelim. Ya o sizi kendisinden çok daha değerli görüyor olabilir. E, aynı zamanda bu kişi e, kartlarda gözüken enerjiler e, doğrultusunda ve aranız açıksa daha sıcak aşamalara geçme noktasında korku duyduğu gözüküyor bir de ben burada iki kez ay kartının çıkması bir aydınlık bir gölge ve dengenin gölgesi bu kişinin bağımlılığı olabilir psikolojik sorunları olabilir burada da kılıç sekizisi çıktığı için yani sizinle ilgili güncel enerjisinde sanki diyor ki benim onunla ilişki yaşamam için bazı bağımlılıklardan bazı psikolojik problemlerden şifalanmam gerek denge çünkü şifa enerjisidir ama burada gölge tarafta çıkmış ve belki diyor ki ama denedim işte olmadı denedim düzelmedi ee, o yüzden ben onunla yakınlaşmaya korkuyorum, barışmaya korkuyorum. Yani e, sanki böyle hani size huzur getiremeyeceğini düşünüyor gibi ve ekstra korkuları ortaya çıktıkça da huzursuz oluyor gibi görüyorum bu kişiyi e, sizinle ilgili güncel enerjisinde. E, zaten hissettiği etki aslan adam. Yani yine kurban bilinci gözüküyor burada. Sizi askıya alması, belki şu anda bazı süreçleri beklemeye alması. Ee, manevi olarak, psikolojik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmesi gözüktü sizinle ilgili hissettiği etkide. Yani şu an böyle bir şeyleri askıya alıp hani ne zaman artık kendisi iyileşirse, ne zaman daha iyi bir mental ya da psikolojiye sahip olursa sanki hani ondan sonra ilerlerse, ilerler gibi birazcık kadercilik anlayışı, birazcık zamana bırakma. Çünkü artan enerji kader çarkında gözüktü. Aslında onun için çok büyük bir şans olduğunuzu hissediyor artan enerjideki kader çarkıyla. Ee, belki birbirinize iyi gelebileceğiniz bir yolculuk yapma isteği içerisinde olabilir bu kişi. Ee, Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Ama e, burada belki e, bazı korkularının, kaygılarının iyileşmesini, e, geçmesini bekliyor olabilir. Bazı bağımlılıklarının iyileşmesini beklediği bir süreç içerisinde olabilir. Duygularını kolayca dışarı vurmaktan korkan bir enerji içerisinde gözüküyor aynı zamanda. Kendi içinde dengesiz bir karakter ve o dengesizliğini sizin görmenizi istemiyor bu kişi. Bazı konularda tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve sanki bundan sonra size hak ettiğiniz değeri sağlıklı şekilde gösterebilirmiş gibi düşünüyor bu kişi. O yüzden aranızdaki bazı süreçleri kendi sıkıntıları ve problemleri nedeniyle askıya alma enerjisinde gözüktü. Ama artan enerjisindeki kader çarkı diyor ki doğru zaman geldiğinde zaten hani kaderde varsa nasipte varsa biz yine bir araya geliriz. Hayat bizi tekrar bir araya getirir. Belki yolculuklar, belki seyahatler. Yani burada şey bir şekilde yine bir araya geleceğinizi aslında düşünen ve buna inanan bir enerji içerisinde. Bu artan enerjisi. Bir de e, inişli çıkışlı davranışları yine artan enerjisinde yani bir gün daha pozitif oluyorken sizinle ilgili bir gün daha negatif oluyor olabilir. E, gerçekten böyle hani manik depresif diyesim geldi. Bir gün böyle çok iyiyken bir gün çok kötü hissetmesi falan. Onu belki size yansıtması ya da olabildiğince yansıtmak istememesi gibi. Böyle çok dengesiz e, enerjileri de şu anda aslında artışta gözüktü. Ama sizinle bir ilerleme kat etmek istiyor. Bunu görüyorum sadece. Bunu birazcık hani e, nasip bakalım ya, kısmet bakalım ya, bakalım ne zaman olacak hani e, bu aramızdaki sürecin ilerleyişi de diye e, durumlar içerisinde olabilir. Artan enerjisinde bir kart daha seçmek istiyorum. Güneş. Ya burada e, şunu görüyorum. Belki sizi şu anda bekletiyor. Belki şu anda hiç sesini, soluğunu çıkarmıyor burada kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda sizinle ilgili ama sanki böyle doğru zaman geldiğinde size böyle yenilenerek çok pozitif sizi çok mutlu edebilecek davranışlarla karşınıza çıkma isteği var artan enerjisinde belki sürprizler yapmak istiyor belki yolculuk teklifleriyle gelmek istiyor belki bulunduğunuz yere sürpriz yaparak gelmek istiyor burada ben sürpriz enerjisini bak ben iyileştim bak ben sana karşı daha iyiyim Yeni bir aşamaya geçebiliriz, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Ya yani burada artan enerji aslında doğru zamanda çok pozitif süreçlere geçebileceğiniz ve güzel yeni başlangıçlar yapabileceğiniz doğrultusunda. Yani pozitif enerji de aslında artan enerjisinde özetlemek toparlamak gerekirse ki azan enerjisindeki azize kartı burada pozitif bir enerjiye sahip bütün olarak baktığında sessizlik süreci, sesinin soluğunun çıkmaması süreci kendini geri çekme süreci. Belki bazı sırları e, yine burada de ay bağlantılı bir enerjidir ve burada da ay var. Ya belki e, burada belki sizin de korkularınızı bu kişi size yansıtıyor olabilir şifalandırmanız için. Ama aranızdaki pasif ve sessiz sürecin azaldığını, artık daha böyle e, doğru zamanda e, sanki böyle hani o zaman geldiğinde ben ona bir sürpriz yapacağım. Ben onun birden karşısına çıkacağım. Ben ona böyle hani çok pozitif onu da çok mutlu edebilecek bir şey sunacağım dediği bir enerjide bu onun artan enerjisi olarak gözüktü. İkinizin de birbiriniz için böyle hani şans olduğunuzu düşünen ve aranızda gerçekten hani kadersel bir bağ olduğunu da düşünen bir enerji içerisinde. Bu kişi sizinle çok mutlu hissediyor. Hayata karşı motivasyonu artıyor gördüğüm. Yani sessizlik, aranızdaki sessizlik azalan enerjide, artan enerjide de doğru zamanda o sessizliği pozitif şekilde bozup size bir sürpriz yapması, hani buradayım. Daha güzel başlangıçlar, daha pozitif süreçlere geçebiliriz gibi böyle bir enerjiyle karşınıza çıkmak istediği gözüktü. Artan enerjisinde de belki sizi bir yere götürmek isteyebilir. Bir yerde karşınıza çıkabilir, sürpriz yapabilir gibi. Burada bu kişiyle ilgili görmediğiniz, bilmediğiniz durum zaten değnek kralı. Ben birazcık şunu hissettim. Değnek kralı aksiyon enerjisine en yakın kraldır. Burada sanki böyle bir adım atmayı bekliyor bakın. Ama yine böyle bir zamanını bekliyor sanki. Ya bu kişi belki size bir sürpriz yapmayı düşünüyor olabilir, planlıyor olabilir. Belki şu anda bir şeyleri askıya aldı, kendini geri çekti gördüğüm ama görmediğiniz durum aslında sizinle güç bulduğu, sizinle eril enerjisini daha sağlıklı hissettiği ve bu sağlıklı eril enerjisini de size bir şeyler yaparak gösterme isteği içerisinde olduğu. Bu kişiyle ilgili görmediğiniz durum bu olarak gözüktü kartlarda. Yani onu motive etmeniz, ona böyle çok onu böyle sağlıklı eril enerjide. Evet bakın imparator, sağlıklı eril enerjide hissettirmeniz ama sanki böyle doğru bir zamanı bekliyor. Yine bir yolculuk enerjisi. Belki sizin bir yere gitmeniz ya da onun bir yere gitmesi. Böyle bununla ilgili doğru bir zamanı bekliyor sanki harekete geçmek için. Bu sizin onunla ilgili görmediğiniz, bilmediğiniz etki olarak gözüktü ve onu çok motive etmeniz, onu çok böyle e, sağlıklı eril enerjide hissettirmeniz, sanki böyle her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir gibi hissettirmeniz ve sizin için de böyle sizi mutlu edebilecek şeyler yapmak istemesi sanki böyle o güçlü, erkeksi taraflarını size göstermek istemesi. onda oluşturduğunuz etki bu çünkü. Bu sizin onda görmediğiniz, bilmediğiniz etki olarak Gözüktüğü Yine aynı kart bakın. Doğru zamanı beklediği bir şey var. Burada gördüğüm. Ya böyle bir şey vermek istiyor sanki bakın size. Belki de kendi hayatındaki sıkıntılar geçtikten sonra da olabilir ama bir yolculuk temasıyla böyle kendini gösterme isteği gözüktü. Ee, sanki doğru zaman geldiğinde hamle yapacağım gibi bir enerjide gözüküyor, onunla ilgili görmediğiniz bilmediğiniz durum. Onunla ilgili gözüken enerji de kupa aşısı. Belki şu anda daha arkadaşça birbirinizle bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Yani bir e, sevgililikten ziyade ya da bir evlilik ne bileyimden ziyade şu anda belki daha sosyal, daha arkadaşça birbirinize yaklaştığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Ya da bu kişiyle ilgili gözüken enerji kupa aşısı olduğu için belki siz bu kişiyi arkadaş olarak görüyor olabilirsiniz. Ya da hani şu anda biz e, daha çok böyle arkadaş e, olarak bir ilişki yaşıyoruz. Hani aramızdaki süreç daha çok hani sağlıklı bir arkadaşlık gibi şu anda dediğiniz bir durum olabilir. Onunla ilgili gördüğünüz gözüken etki etkide kupoşüsü enerjisi gözüktüğü için burada bu kişinin olası gelecek enerjisine baktığımda sizinle ilgili kuponusu çok güzel gözüktü. bir kere olası gelecekte birlikte hayallerinizi gerçekleştirebilecek dileğinizi gerçekleştirebilecek. Ee, bir enerji içerisine girebilir. Bu kişi olası gelecekte sizinle evlenmek isteyebilir, yuva kurmak isteyebilir. Duygusal olarak size karşı çok yükselebilir, sizinle tamamlanmak isteyebilir. Ya böyle ona gerçekten çok tatmin hissettirdiğiniz e, enerjiler içerisine girebilir. Hani ben bu kadınla evlenmeliyim, yuva kurmalıyım gibi ve burada belki çok istediğiniz bir hayalinizi gerçekleştirebilir. E, kuponlusuyla tamamlanmak isteyebilir. Ailesiyle bağlantılı e, belki bazı böyle planlar yapabilir. E, sizi bir yere davet edebilir. Orada belki ailesi de olabilir. Birlikte vakit geçirmek isteyebilir. Ama her anlamda olası gelecekte hem size hem kendisini çok mutlu edebilecek. Birlikte vakit geçirebileceğiniz ve sanki böyle bir hayalinizi de bir isteğinizi de gerçekleştirebileceği bir süreç e, yansıtabilir şeklinde gözüktü size. Buraya da bir kart daha çekelim. Yine yolculuk bakın. Yine yolculuk, yolculuk, yine yolculuk, yine yolculuk. Ya aranızdaki negatif süreçlerden ya belki size belki bu kişi diyecek ki ben ailemle şuraya gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Ya da ee, belki e, hani ya burada ama aile ile de birlikte vakit geçirme teması olduğu için e, yine yolculuk teması da gözüküyor aile ve yolculuk bağlantılı size çok çok mutlu edebilecek davranışlar olabileceği gözüktü. tekliflere bir araya gelebileceğiniz enerjiler gözüktü burada İkiniz de çok mutlu hissedebilirsiniz hatta ya belki diyebilir ki işte e, şuraya gideceğiz sen de gelmek ister misin ya da seni de alayım mı? Ve böyle barışabilirsiniz. Çok güzel böyle aile sıcaklığı, aile ortamında vakitler geçirebilirsiniz. Ee, sizinle ilgili olası gelecek enerjisi bu doğrultuda gözüktü. Yani olası gelecekte duygusal olarak size e, karşı çok böyle yoğun ve tam olabileceği gözüküyor. Birbirinizle duygusal olarak tamamlanabileceğinizi hissedebileceği gözüküyor. Onun olası gelecek enerjisinde. Peki Azize'nin bu kişiyle ilgili size sırrı ne? Kule kartı. İki destede de Azize sır verdi. Burada kule kartıyla kartların burada e, bu kişiyle ilgili size verdiği sır şu. E, aranızda değişmesi dönüşmesi gereken süreçlerin olduğunu söylüyor. Bir de acele etmemeniz gerektiğini hissediyorum. E, kartlarda. Mars'ınızı e, bu kişiyle ilgili sağlıklı çalıştırmanız gerektiğini görüyorum. Evet. Buradaki negatif süreçler, askıda kalan süreçler e, değişip dönüşecek. Bunu bil diyor kartlar size. Burada belki hiç ummadığınız aranızda değişim dönüşüm süreçleri yaşayabilirsiniz. Aklınıza hayalinize gelmeyen değişim dönüşüm süreçleri yaşayabilirsiniz. E, burada kartlar diyor ki e, şu anda belirsiz olan, askıda kalan, e, aranızda açan tüm durumlar hiç aklına hayaline gelmeyecek şekilde değişip dönüşebilir. Sadece acele etme. Burada ama sistemsel bir müdahale gözüktü. Ve deste altında da yıldız yani bir şifalanma getirebilecek bir değişim dönüşüm burada. Yani bir şeyler değişip dönüşebilir aranızda. Çok ani şekilde, hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek şekilde ve sizi birbirinize yakınlaştırabilecek şekilde. Burada azizenin sırrı bu doğrultuda gözüktü. Birkaç ek kart daha seçeceğim buraya. Evet. Belki de evlenmeniz için yani öyle bir e, değişim dönüşüm süreci içerisine girebilirsiniz ki bu kişiyle. Sonra bir bakmışsın çok ani bir şekilde bu kişiyle evlilik süreci içerisine girmişsin. Ya Bu kişiyle ilgili çok ani değişim dönüşüm süreçleri gözüküyor aranızda diyor kartlar. Sen acele etme ama e, diyor size. E, Azize'nin sırrı da bu doğrultuda gözüktü. Şimdi size ekstra kartların tavsiyeleri mesajlarıyla devam edelim. Evet. size bu kişiyle ilgili kartların tavsiyeleri mesajları da şu blokaj oluşturmamanız bir şeyleri zorlamamanız aslında ve verdiği sırla çok doğru orantıda şu anda bu kişi size soğuk ola, gözüküyor olabilir mesafeli gözüküyor olabilir e, kartlar diyor ki şu anda süreç neyse zorlamayın ...ondan sonra hani böyle e, ısrarı, mesela ısrarcı davranışlarınız varsa... ...ondan sonra kendinizi sürekli böyle karşı tarafa göstermeye çalıştığınız davranışlarınız varsa... ...burada bu tarz e, davranışlardan uzaklaşmanız gerektiğini söylüyor kartlar size. E, bu kişi zaten çok akıllı birisi, özellikle eriler çok zeki birisi. ve e, senin için mücadele etmesi gerektiği zaman da zaten mücadele edip aranızdaki durumu netleştirebilecek birisi. Şu anda bir şey yapmıyorsa sen de bir şey yapma. Aslında burada kartların tavsiyesi bu. Bu kişi şu anda senden bir şey yapmanı beklemiyor çünkü. Hayatına odaklanmanı bekliyor. Yani onu zorlayabilecek ya da ona ısrarcı davranışlarda bulunabilecek iyilik adı altında davranışlar sergilememeniz gerektiği gözüktü size tavsiye. Kendinizi böyle onu ona göstermeye çalışmamalısınız. Ya bu kişi doğru zamanı bekliyor dediğim gibi. O zaman da zaten ben sana o sıcak davranışları sergileyeceğim diyor. Sadece bu memnuniyetsizliğini ve aceleciliğini ortadan kaldırmanı istiyorum senden diyor. Ee, bir de e, bu kişi... Ha, ben bunu birazcık sizdeki acelecilik ve memnuniyetsizlik olarak hissettim. Ee, dişil enerjinizi sağlıklı çalıştırmanız gerekiyor. Yani sürece güvenmemek ve... Süreci sıkıştırmak yerine, bakın buradaki blokaj iki tane yan yana geldi. Negatif kötü şeyler iptal iptal iptel 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 diyelim. Yine de iptal 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 iptel iptel. iptel, iptel, iptel. Ee, şu an bu kişi soğuk olabilir, sessiz olabilir, mesafeli gözüküyor olabilir. Sen sal bu durumu diyor. Hala üstüne düşme, hala mücadele etme, hala bir şeyler yapmaya çalışma. Sal bu durumu. Doğru zaman geldiğinde bu kişi zaten sana, seni etkileyebilecek davranışlarda bulunacak. Şu an sessiz kalmasının sebebi de belki senin hala enerjisi olarak davranışlı olarak uğraşman çok orası odaklı olman ve e, böyle şey enerjiyi sıkıştırman da olabilir bir de burada seni mutlu edebilecek ilişki senin mücadele ederek özellikle bunu dişli enerjilere söylüyorum e, senin mutlu olacağın ilişki senin mücadele ederek sürdürdüğün bir ilişki değil Eril tarafın mücadele ederek sürdürdüğü bir ilişki. O yüzden seni mutsuz edebilecek davranışlar içerisine girme. Yani e, ekstra işte mücadele edeyim, çabalıyım gibi şeyler içerisine girme diyor kadınlara, dişli enerjilere burada kartlar. Bu böyle bir ilişki zaten seni mut, mutsuz, yani mutlu etmeyecek. Belki geçmişten e, de bunu biliyorsun aldığın yaralarla. Ama tekrar karşı tar karşı taraf sessiz, mesafeli diye böyle ekstra böyle en ufak fırsatı yakını kurma üzerine çabalama içerisine girerek değerlendirmek istiyor olabilirsin. Hayır, yapma. Akışta kal. Akışta kalamadığınız gözüktü. Şeytan, Azize, şeytan e ondan sonra e imparatorluğa kartlarıyla akışta kalmanız gerektiğini görüyorum. Bir şey yapmayın yani. Size özetle tavsiye bu. Bırakın fırsatları o değerlendiriyorsa değerlendirsin. Korkudan, kaygıdan uzaklaşmanız gerekiyor. Ama ya bir şey yapmazsa ama hiçbir şey yapmasın. Senin bir şey yaparak yürüteceğin ilişki zaten senin mutlu olacağın bir ilişki değil diyor kadınlara, dişillere kartlar. Çünkü eril yapandır, dişil alandır. İlişkideki sağlıklı seni mutlu edebilecek ilişki yaşama dengesini ekstra çabalar göstererek, enerjiyi sıkıştırarak bozma. Size kartların tavsiyesi mesajları bu şekilde. Çünkü bu kişi çok zeki birisi, çok akıllı birisi. Bir şey yapmak istiyorsa zaten doğru zamanda onu yapabilecek, onu eyleme dökebilecek birisi. Sizin bunu almaya, bunun doğru zamanıyla ilgili süreci akışa bırakmaya, bu dişli enerjiye geçmeniz gerektiği gözüktü. Size kartların tavsiyeleri mesajları da bu şekildeydi. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, İkinci desteği seçenlere abonelerimdeki niyetim uygun kişiler ve enerjiler için açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyet diğer desteği daha doğrusu dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.